Beyler, bayanlar ve her gün oynayacak mobil MMORPG arayanlar, hoş geldiniz. Bekleyişlerinize yenilerini eklemek için 10 numara oyunları derledim. Yeni çıkacak 15 mobil MMORPG var videoda, sonuna kadar izlerseniz belki kendi tarzınızı bulursunuz. Şahsen benim hype'landığım güzel yapımlar da var. Onları da video sonunda söylerim. Beklediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi ilk oyundan başlayalım. Odin Valhalla Rising. Şu oyunun adını ağzıma almaktan sıkıldım. Ben de heyecanlıyım, bekliyorum ama bu yılın sonlarına doğru Avrupa'ya da global olarak çıkması muhtemel. Oynanışı falan etkilediği için değil dostlar. Ben sadece oyunun dünyasını sevdim. Zaten İskandinav mitolojisine ilgim var. O yüzden büyük bir açık dünya deneyimi yaşamak için ideal gibi duruyor. Kore'de falan her ne kadar taşlansa da sağlam oyuncusu var. Ve geçtiğimiz aylarda Tayvan sunucusu da duyuruldu. Bu oyunu bekleyen herkese şimdiden ben söyleyeyim. Büyük bir açık dünya ve güzel dizayn edilmiş MMORPG özellikleri haricinde yenilikçi bir oynanış dinamiği yok. Ama her şeye rağmen güzel oyun. Cross platform olarak çıkacak ve mobil cihazlarımızı eritecek kadar iyi sahneler var. İkinci oyunumuz Türklere göre biraz tuhaf bir oyun ama genel özellikler bakımından da Odin Valhalla'dan daha geniş bir yapım. Bahsettiğim yapım Nexon'un alt firması Mpixel tarafından geliştirilen Grand Saga. Oyunun en önemli özelliği gacha MMORPG kıvamında olması. Yani Genshin Impact'i hayal edin, onda aynı anda birden fazla karakteri oynuyoruz ya. İşte bu da Genshin Impact'in MMORPG hali gibi. Grand Saga 2021 yılında Kore Google Play Store'unda yılın en iyi rekabetçi oyunu seçildi. Yine geçtiğimiz aylarda Japonya sunucusu da açıldı. Yüksek ihtimal bu yılın sonuna doğru global ya da sadece Amerika sunucusunu görebiliriz. Avrupa için net bir şey söylemek zor. Bu arada Türklere göre değil dememin sebebi oyunun içerisinde farklı oynanış dinamikleri bulunması. Örneğin bir anda masa oyunu oynarken ya da sıra tabanlı savaş sistemi gibi görev yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Bu tarz oyunları pek sevmeyiz. Böyle daha düz ve net oyunlar ülkemizde tutuyor. Yalnız Koreliler ve Çinliler olmasa MMORPG piyasası bildiğin dibi görecek. Her yeni oyunda Çinli veya Koreli görmeniz mümkün. Üçüncü oyunumuz Project R'de yine Koreli Nexon firması tarafından geliştiriliyor. Oyun hakkında çok fazla bilgi yok ama farklı bir tasarımı olacak. Firmanın verdiği bilgiye göre kuşatma savaşlarının üzerine kurulu olacak. Large Scale dediğimiz büyük ölçekli PvP savaşları 24 saat boyunca devam edecekmiş. Yani nasıl bir ortam bizi bekliyor olacak gerçekten tahmin etmesi güç. Ama karşımıza RTS benzeri bir oyun gelme şansı da yüksek. Siz yine kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir gelişme olursa mutlaka paylaşırım. Ve yine Koreli bir firma olan Moya Games'in oyunu Traha Infinity. İlk oyun Traha'nın 200 yıl öncesini anlatacak. Şimdi biz tam olarak Türkçe oynamadığımız oyunların hikayesine hakim olmadığımız için bu durum çok bizi ilgilendirmeyebilir. Hoş, Traha'yı da globalde kimse oynamadı. Adamlar Kore'de ve Japonya'da çıkarttılar. Moya Games yetkilileri Traha Infinity global pazara sürmek istediklerini söylediler. Yani ümitlenebiliriz. Ben oyunun bir gameplay videosunu hazırlamıştım. Açıklamalara bırakıyorum. Oradan izlersiniz. Genel anlamda oyun grafikleri, oynanışı falan güzel. Ama endgame kadar PvE'de oto mevcut. Sonrasında ise oto kullanmanın kimseye bir faydası yok. Çünkü yetenek sistemi klasik MMORPG oyunlara göre biraz daha gelişmiş. Bu yıl global görür müyüz tahmin etmesi çok güç. İsterseniz TapTap üzerinden Kore'de sunucusunu oynayabilirsiniz. Beşinci oyunumuz tam bizim Türk oyuncuların seveceği kafada bir yapım. Neden? Çünkü Dragon Storm Fantasy gibi oyunları seviyoruz. Atlantis de aynen böyle. Daha karanlık bir yapı tercih edilmiş ve ana hikaye efsanevi Atlantis'i anlatıyor. Yalnız ben bu oyuna baktığım zaman acayip Razzle Dungeon Arena'yı görüyorum. Karanlık ortamlar falan bayağı andırıyor. Bu yapım konusunda ümitlendirmek istemem, bilinmedik Çinli bir firma yayınlıyor ve genel değerlendirmeler çok iç açıcı değil. Açık dünya bir tasarımı yok, zindan zindan ilerleniyor. Ve bu tarzın meşhur sistemi büyük çaplı sunucu savaşları gibi özellikleri de olacaktır. Bu yıl global pazarda görmemiz çok zor, hatta hiç göremeyebiliriz. Yemin ediyorum artık çıldıracağım. Bak 6. oyuna geldik. Yine Çinli bir firma ve yine Çin tarzı bir oyun. Seveni çoktur eyvallah ama midem kalktı artık ya. Hem de tanıdığımız firma Perfect World Games yapıyor oyunu. Jade Dynasty New Fantasy büyük bir açık dünya oyun olarak geliştiriliyor ve olabildiğine Çin kültürü içeriyor. Oyunun diğer MMORPG oyunlardan en büyük farkı da sıra tabanlı
savaş sistemi. Yani böyle gezerken serbest bir MMORPG gibi takılıyoruz ama aksiyon tarafında sıra tabanlı sistemi var. Yani bu demek oluyor ki gacha'da bol bol göreceğiz. Bekleyeni var, seveni de var ama beni hiç sarmadı. Tamam bak, bu seferki oyunumuz güzel. Global olacağını da biliyoruz ve en azından benim kanalımdaki izleyicilerim sevdi. Arcosaur Games'in yapımı Nooksword hem benim hem de genel oyuncu kitlesinin sevdiği bir oyun. Güzel bir tane ilk bakış çekmiştim. Ayrıntılı bakmak isterseniz açıklama kısmına koyuyorum videoyu. Nooksword anime tarzı grafiklere sahip ama böyle tam da anime oyunu değil gibi. Oynanış dinamikleri çok iyi. Binalara falan tırmanmalar olsun, hareket halinde savaşmak olsun, gerçekten güzel. Özellikle dünyası da oynadığım süre boyunca çok hoşuma gitti. Bu yılın sonlarına doğru tam sürüm oynarız net. Ama şöyle bir durum da var. Level Infinite ile Arcosaur Games'in bir diğer oyunu Avatar Reconing'de yayınlanacak bu yıl. Nooksword küçük bir ihtimal ertelemede yiyebilir. Neyse, bunları düşünmeyelim, evrene olumlu enerji yayalım. Sıradaki oyunumuz Crystal of Atlan. Hakkında net bir bilgimiz yok. Oyunu daha önce duymadığımız bir firma geliştiriyor. Öne çıkan en önemli özellikleri büyülü bir dünyasının olması ve steampunk tasarlanması. Macera odaklı bir oyun olacak ama kafalarda bazı soru işaretleri var. Bunlardan en önemlisi, oyun Genshin Impact kafasında single ve co-op mu olacak yoksa MMORPG gibi mi tasarlanacak? Henüz bir beta'da yayınlanmadığı için trailer'a bakarak bunu değerlendirmek zor. Sizin tahminlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım. Şu an kendi görüşlerimi söyleyecek olursam, trailer'a bakarak anime tarzında olduğunu anladık zaten. Dinamikleri de az çok anlaşılıyor. Yani ben severim gibi duruyor. 9. oyunumuz Undecember. Yine globale net olarak çıkacağını bildiğimiz bir yapım. PC mobil olarak yayınlanacak ve MMORPG tarzına yakın bir dizaynı var. Oyunu zamanında Lost Ark'a benzettim. Biraz hatta Diablo Immortal'dan daha iyi olacak dedim. Ama uzun saatler gömünce bu dediğim iki oyundan daha çok Path of Exile'e benzemeye başladı oyun. Ama genel oyuncu kitlesinin beğendiği bir yapım. Bu yıl kesin tam sürüm oynarız bence. Bu arada izometrik bir RPG'ye göre grafikleri de şahane. Sadece yetenek atım hızları fişek gibi. Hack and slash dinamikler ön plana çıkıyor. Uzun süredir beklenen 10. oyunumuza geçelim çünkü bence güzel bir yapım. Sıradaki oyunumuz Rise. NXN tarafından geliştiriliyor ve net bir tarihi olmayan MMORPG'lerden biri. PC, mobil ve konsollar için cross tasarlandığını söyleyebiliriz. Grafikler, animasyonlar, her şey mükemmel. Yine akıllarda tek soru, telefonda nasıl oynayacağız? Cidden öyle çok iyi grafikler olacak gibi duruyor. Ama çok da takılmamak lazım çünkü cidden hala adam akıllı bir tane gameplay yok. Balon çıkar diye de korkmuyor değilim. Özellikle firmanın verdiği adam akıllı tek bilgi, hikaye odaklı bir MMORPG olacak. Size tarih vermek isterdim ama bu oyunun cidden net bir tarihi yok. Seven Knight 2'yi sevmeyenlerin deli gibi beklediği 11. oyunumuz Seven Knight Revolution bence yine gacha sistemli bir MMORPG olacak. Seven Knight evreninde geçecek, onda zaten hemfikiriz. Ama yayıncı firma Nightmarble. Her ne kadar güzel oyunlar duyursa da bazen umursamaz bir firma olabiliyor. Şimdi Nightmarble'ın programında çok fazla oyun olduğu için bu oyunun bence gelmesi 2023 yılını bulur. O zamana da kimse de Seven Knight hype'ı kalmaz. Sistem olarak, tasarım olarak kötü durmuyor ama ben eskisi kadar Seven Knight oyunlarına iç açıcı bakamıyorum. 12. oyunumuz Dark Eden M. Mir 4 ile tanıdığımız VMade firmasının bir oyunu. Şu an için Google Play Store'da ön kayıt olabilirsiniz. Bu oyunun özelliği ne diyecek olursanız, gördüğünüz gibi old school bir havası var. Ama bu havadan daha önemlisi oyun play to earn. Yani oynarken para kazanmak mümkün olacak. Artık bu tam olarak nasıl olur bilmem ama işin içinde Vemix adlı kripto para var. Ondan eminim. Çünkü adamlar oyunun isminin yanına kocaman 10 Vemix diye yazmışlar. Bizi para ilgilendirmiyor diyenler için de oyunun alışık olduğumuz ortaçağ zamanlarında veya daha fantastik orta dünya dönemlerinde geçmiyor. Bildiğiniz vampirler ana konumuz. Ben vampirleri, kurt adamları falan severim, merakla bekliyorum. 13. oyunumuz Mu Origin 3. Yine kanalımda incelediğim bir oyun. Açıklama kısmına link bırakıyorum, ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Mu Origin serisi hiçbir zaman hit olmadı ama sabit bir kitlesi vardı. Mu Origin 3 de hit olacak bir mobil MMORPG gibi durmuyor. Yalnız bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bence oldukça güzel. Yani bu türü sevene hitap eden bir oyun. Ben hareketli yapısı olduğu için de hoş buldum. Sadece beta'da optimizasyon problemleri vardı. O biraz canımı sıktı. Ama Mu Origin 2 ile arasında çok fark var. Her türlü 3. oyunu iyi olmuş. Bu yıl sonuna doğru bu oyuna da bence tam sürüm olarak kavuşuruz. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Vallahi ben de yoruldum, siz de. Hadi o zaman hep beraber beğen butonuna basıyoruz ve hala abone değilsek abone oluyoruz. Teşekkürler. 14. oyunumuz Chronicle of Infinity. Acayip Dark Nemesis Infinity Quest'e benzettiğim bir oyun. O kadar zor değil ama zindan tasarımları, oynanış mekanikleri falan baya benziyor. Özellikle adamlar zindanları çok güzel tasarlamışlar. Bir tane gameplay video
videosu yayınlamıştım. İzlemek isterseniz açıklama kısmına bırakıyorum. Bu yılın ortalarına kadar çıkmış olacaktır ama öyle büyük bir yapım değil. Bir de tam açık dünya konseptinde olmamasından dolayı devam eder miyim zannetmiyorum. Ve son oyunumuzda Netmarble'ın duyurduğu en önemli MMORPG oyunlardan biri olan Arev Project. Gerçekten bu oyun konusunda ümitliyim çünkü en azından trailer çok iyi duruyor. PC Mobile Cross olarak yayınlanacak ve Rift Online'ın evrenini tekrardan tasarlayacak. Oyunun içerisinde robot kullanmaktan tutun birçok farklı özellik var gibi duruyor. Netmarble'ın yayınlayacak olması dışında bir problem yok. Bu arada adamlara sallıyorum ama 10 numara oyunlar duyurdular. Bir tane video hazırlamıştım, açıklama kısmına bırakıyorum, mutlaka izleyin. Ve sonuna kadar geldik dostlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Yani güzel yapımlar da var, gerçekten beklenmeye değer oyunlarda. Ama MMORPG piyasasının yavaşlığından dolayı ve tabii ki Avrupa ve Amerika'daki mobil oyun anlayışının Asya'ya göre farklı olmasından ötürü MMORPG oyunlar biraz geç geliyor veya gelmiyor. Bu listede benim favorilerim ve beklediklerim aynen şu şekilde: Grand Saga, Odin Valhalla Rising, Noose Heart ve Arev Project. Şimdilik bu saydıklarım favorim gibi duruyor. Siz de lütfen kendi favorilerinizi yorumlara yazın. Birazdan ana sponsoru Monster Notebook ile ilgili benim sesimle güzel bir tanıtım videosu gelecek. İzlemenizi tavsiye ederim. Buradan sonra video içeriği bitiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün size yapacağınız teknoloji alışverişlerinde satış sonrası hizmetin öneminden bahsedeceğim. Satış sonrası hizmet deyince evet, bu videonun sponsoru Monster Notebook. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi, ilk 30 gün ölü piksel garantisi, ömür boyu bakım garantisi, RAM, SSD gibi yükseltmeleri garanti kapsamı dışında kalmadan değiştirme gibi sektörün kurallarını yeniden yazan çeşitli hizmetleri mevcut. Aslında bu hizmetlerin temelinde müşteriyi merkeze alma stratejisi yatıyor. Tabii bu strateji üzerinden ilerleyince müşteri lehine yazılı olmayan onlarca kural da var oluyor. Bu müşteri odaklılık ise sosyal medyada görebileceğimiz bir sürü mutlu insan hikayesine dönüşüyor. Teknik serviste beresini kaybettiği için kendisine yeni bir bere ve Monster Notebook çantası hediye edilen Monster Notebook kullanıcısı. Bakım için gönderilen ve çalıntı olduğu tespit edilen Monster Notebook'un emniyet güçleri eşliğinde sahibine teslim edilmesi. Bakım sürecinde kullanıcının yapıştırdığı stikerların çıkartılması üzerine bir paket sticker ve dev peluş oyuncak ile geri dönüş yapılması. Ailesinin maddi zorlukları nedeniyle aldığı Monster Notebook'u iade ederken kutuya koyduğu mektup sonucu kullanıcıya ulaşarak kendisine ve kardeşine yeni Monster Notebook'lar gönderilmesi gibi yüzlerce hikayeye sosyal medyada rastlayabilirsiniz. Eğer bir Monster Notebook sahibiyseniz hazır olun. Benzeri bir memnuniyet hikayesi başınızdan geçebilir. Bunlar yazılı olmayan, sistematik olarak yapılamayacak vakalar. Samimiyet ve Monster Notebook'un marka kültürü bu hikayelerin sahibi. Monster Notebook gibi ayrıcalıklı bir ürüne sahip olmak isterseniz linkteki laptop ve aksesuarları inceleyebilirsiniz.